Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehhamtana inneke entel cevvadul kerim. Subhaneke la nutqa lena illa ma antaqtana inneke entel gafurur rahim. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme erzukna fehmen nebiyyin ve hifzel murselin ve ilhamel melaiketil mukarrabin. Amin. Evet kardeşlerim, dünkü dersimizde usulün lazımı olan mezhep teriminin, kelimesinin manasını, neler ifade ettiğini anlatmıştık. Mezheplerin aslında selef yolu olduğunu, hangi yöntemle selef yolu olduğunu konuşmuştuk. Bu mezhep meselesi biraz konunun omurgası olduğu için bugün mezheplerin, taklidin, ittibanın, içtihadın ve mezhepler arasındaki ittifaklık konuların ve mezhep imamları arasındaki ihtilafın ana menşelerini anlatmaya çalışacağız. Şimdi yarınki son dersimizde deliller kalsın elimizde. Yani geldik hiç Kur'an'dan, sünnetten, icmadan, kıyastan konuşmadan gitmek olmasın diye imkan bu kadardı. Şunu baştan söyleyelim. İki günden beri anlattığımızda bugün ve yarın anlatacağımız konular meselelerin icmali anlatımıdır. Yani bu meselelerin hepsinin belki saatler, belki günler, dersler, tafsili vardır. Onlar işi tahsil etmek isteyen arkadaşların diz çökecekleri hoca efendinin önünde öğrenecekleri bilgilerdir. Biz sadece ana haritayı, ana bölgelerle anlatmaya gayret gösteriyoruz. Yoksa sadece bir tek konu bile 3-4 günlük ders yapılabilir. Tafsilat, teferruat çok fazla. Şimdi mezhebi dün konuştuk. Peşinden yürüdüğümüz, gittiğimiz yol, bu bir alimin yolu olabilir. Bir mezhep imamının kurduğu usul ve furu olabilir demiştik. Biz bu manada mezhebi anlıyoruz. Dolayısıyla bir müçtehit imam, hatırlarsanız ilk sohbetimizde insan ya müçtehittir ya değildir dedik. Ya müçtehittir ya değildir. Yani ya delillere bakarak delillerden hükümleri istinbat eder, oraya dalıp oradan incileri çıkartabilir, bu kabiliyettedir, bu yetkinliktedir veyahut da değildir bizim gibi. Biz ise bu yetkinlikte olan, dinine, diyanetine, takvasına, Allah ile olan sılasına güvendiğimiz bir imamın peşinden yürür, onun içtihadına tabi oluruz. Hepimiz böyleyiz şu anda. Dolayısıyla taklit ehli olmayan, yani içtihad ehli olmayan insanlar için vacip bir vazifedir. Dini yaşamak vacip bir vazife mi? Evet. O zaman dinin ahkamını yaşamak için ahkamını bilen birine müracaat etmemiz gerekir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكِرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bak, اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Demek ki sormak, bilenlerle amel et, bilenlerin verdiği bilgiyle amel etmek biz Müslümanlara Allah'ın emridir. فَسْأَلُوا emir sigasını ifade eder. Hanefi mezhebine göre vücub ifade eder. Cahilin sorması nedir? Vaciptir. Yani bir mesele var. Hocam bunu nasıl yapacağım? Tamam. Bunu böyle böyle. Şartların nedir kardeşim? Şunlar. Şu şartlara göre böyle olur. Bu şartlara göre böyle olabilir diye siz bunu amel edersiniz. Ve ehle zikir derken Allah Celle Celaluhu buradaki zikir kavramı şu anda hepinizin zihninde tebellür ve açığa çıkan o zikir çekmek manasında zikir değil. Zikir burada şeriatın tümü demektir. Kur'an, sünnet ve bunlardan ehsedilmiş, alınmış olan, istinbat edilen fıkıhtır. Yani dini anlama olan fıkıh. Peki. Taklit bunun için, bizim için gerekli. Taklit normalde zemmedilmiştir kitapta. Buraya da bir anekdot olarak söyleyelim. Mesela kafirlerin atalarını taklit etmelerini Allah Kur'an'da, Yahudilerin sonradan gelenlerinin önceki gelenleri bilmeden taklit etmelerini
zemmetmiştir Allah Kur'an-ı Kerim'de, değil mi? Onlar ne diyorlar? Niçin putlara tapıyorsunuz onlara denildiğinde? Biz babalarımızı, atalarımızı böyle yaparken bulduk derlerdi. Bu taklit. Bizim anlattığımız taklit ise, evet, şey olarak ilk bakışta ona benziyor. Hatta bazı arkadaşlar bizim mezhebi imamları taklidimizi müşriklerin daha büyük müşriklere taklidine benzetirler. Onun için taklidi caiz görmezler. Şu anda elan kalabalık bir Müslüman grup bunu iddia ediyor. Efendim mesela ikide bir de söz onlara geliyor ama yapacak da bir şey yok, yapmasınlar. Çünkü taklidi İslam tarihinde inkar etmiş olan ancak Bağdat Mutezilelerinden bazı alimler, biliyorsunuz Mutezile Basra ve Bağdat olmak üzere iki ana okula ayrılmıştı. Bağdat Mutezilelerinden Cahiz ve benzeri birkaç kişi. Bir de İbni Hazm, Zahiri mezhebinden İbni Hazm biliyorsunuz. O da fıkıh kıyası, mantık kıyasını kabul ediyor da fıkıh kıyasını, yani temsil dediğimiz, mantık ilminde temsil denilen, inşallah bunları anlıyorsunuzdur. Çünkü bunlar hep ıstılah kelimeler, bunlar hepsi, hani dedim ya ilk derste tek tek kelimeleri, mefhumlarını bilmezseniz cümle böyle deliklik şeye benzer, ele, içinden sular akar, manalar akar. Bizim fıkıhta konuştuğumuz kıyas, bir cüz'iyi başka bir cüz'iye illet birliği yüzünden benzetmektir. Bu mantıkta bunun ismi temsildir. Bir de mantıkta iki tane daha büyük kıyas var. Biz kıyas derken onları kastetmiyoruz İslam aleminde. Bir tanesi tümden gelim. Hı? İşte bütün imam bu imam hatiplidir. Bütün imam hatipliler zekidir. Öyleyse bu zekidir. Bu tümden gelim. Bir de tüme varan var. Cüz'ileri araştırarak buna istikra denir. Cüz'ileri araştırarak bütün hakkında bir fikre varmak. Buna da tüme varım denir. Bu ikisi mantıkta, kelam ilminde kullanılır. Usulde de kullanılır ama bizim hani dört tane edille-i şer'i derken kullandığımız kıyas, mantık ilminin itibar etmediği, şeriatın itibar ettiği cüz'iyi cüz'iye, yani cüz'i bir meseleyi başka bir cüz'ü meseleye illet birliği yüzünden, aynı illet ikisinin içerisinde var olduğu için kıyas etmeye demek. Bunu İbn Hazm inkar etmiştir. Halbuki İbn Hazm iyi bir felsefeci, iyi bir mantıkçıdır. Özellikle Türkiye El Yazması Kurumu'ndan çıkan onun mantık ilminin ehemmiyetiyle ilgili bir kitabı var. Mutlak Türkçe ve Arapça. Bir tarafı Türkçe, bir tarafı Arapça. Arapça bilenler Arapçasını okusun, Türkçe bilenler. Özellikle ilk 10 sayfası böyle herkese sırayla ezberletilse, hocam ezberleyin der misiniz? Ezberlesin herkes. Çok güzel. Mantık ilminin ehemmiyetinden, niçin akli ilimlerin öğrenilmesi gerektiğinden, akli ilim, halbuki bu adam kıyası inkar etmiştir. Taklidi de inkar etmiştir. Demiştir ki herkes müştehit olacak. Ulan herkesin müştehit olması muhaldir yani. Bak herkesin müştehit olabilme imkanı vardır. Fakat vaka buna, bizim şeriatımızda aklen mümkün, şer'an mümkün olmayan şeyler var. Mesela aklen Allah'ı dünyada görmek, gene kelam meseline giriyoruz ama aklen dünyada Allah'ı görmek mümkün müdür? Mümkündür. Peki vaki midir? Len terani. Beni göremeyeceksin asla. Dünyada. Bakın mümkün olan bir şey vaki olmuyor. Anlaşıldı? Demek istediğim mümkündür. Hepimiz müştehit olabiliriz. Bu imkanda yaratıldık. Lakin vakada herkes müştehit olabilir mi? El cevap, olamayız. Yani müştehit olamayız yani. Ya zor yani, müştehit. Bediüzzaman Rahimahullah'ın çok güzel bir söz var. İhtihat kapısı sonuna kadar açık da girecek adam arıyoruz dedi. Yok yani. Dün İmam Suyuti'den konuştum yani. İmam Suyuti'nin 3 tane kitabını peş peşe okursanız ne kadar büyük bir alim olduğunu anlarsınız. O bile iştihat, yani ben şu ayete baktım, şu hükmü çıkarıyorum, he, bu ayetten bu anlaşılır. Bu peygamber bu hadisinde ben şunu kastet, böyle demediler yani, diyemediler yani. Evet, şimdi biz taklit mezhepleri taklit edeceğiz. Peki, dün bir soru sordum. Bu soru aslında mühim bir soru. Kur'an bir, sünnet bir, din bir, Allah bir, peygamber bir, niçin 4 mezhep var? Aslında 4 mezhep bu din mensuplarını tabiatlarına göre birleştirme yöntemidir. Kiminiz Necmettin Erbakan ilahiyatta okuyorsunuz değil mi? Var mı? Necmettin, var. Peki kimisi Selçuk ilahiyatta okuyor, var mı? Var. Niye 2 tane ilahiyat var? 2 tane din mi var? Söyle. Rize'de Darül İman'da okuyanlar var.
Başka medresede okuyanlar var. Niye iki tane medrese var? İkisi de aynı dini anlatmıyor mu? Niçin bir tane ilahiyat yok Konya'da? Ya Konya'da bile iki tane var, düşün yani ha. Şunu demek istiyoruz. İnsanlar tabiatlarına göre, kabiliyetlerine göre meslekler seçerler. Bu mesleklerin asıl amacı Allah ve Resulünün getirdiği dinle Allah'a kulluk etmektir. Bu tabiatlara uygun mezhepler yine o menşeden, dün anlattım, işte Ebu Hanife, Abdullah bin Mesud meşrebinden, işte İmam Malik Rahimahullah, Abdullah bin Ömer meşrebinden, Hazreti Şafii, İmam Şafii Rahimahullah, Hazreti İbn Abbas, Hazreti Ayşe meşrebinden bu meşreplere uygundur. Bakın insanlar meşrep ve tabiatlarına uygun mezhepleri seçerler ve bunu amel ederler. Fakat bu dört mezhebin üzerinde ittifak ettiği konular vardır. Bu konular her mezhepte aynıdır. Hatta bunun için kitap yazılmış. Çok küçük bir kitaptır. Furu hakkındadır ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi kitabın ismi aklıma gelmiyor ama yarın eve oğluma telefon açarım. Oradan bana çeker resmini. Size şey yaparım. Onun ismini söylerim. Dört mezhebin üzerinde ittifak ettiği konular. Mesela abdestte, namazda, orada, burada toplamışlar. Çok güzel. Oft furu mesele. Asıl Kur'an'ı anlama ve sünneti anlama usulünde mezhepleşmekte, yani bir mezhebe tabi olmakta mezheplerin icma ettiği konular var. Bunlar çok önemli. Şimdi bunları hepiniz bellemeniz lazım. Bir insan mezheplerle ilgili böyle dalgalı dalgalı konuşuyorsa bunları önüne koymak lazım. Çünkü bu konu, birazdan konuşacağımız şeyler onların yaşamadığı şeyler. Hatta bir hoca efendinin çok güzel bir sözü var. Mezhepler insanları bölüyor. İnsanları Kur'an ve sünnette birleştirmemiz gerekir sloganıyla ümmeti mezhepten kurtarmaya çalışan güruh, ki bu 200 yıllık bir güruhtur. Menşei Mısır'dır ve Pakistan'dır. Yani modernist kafa, Fazlur Rahmanlar, işte aşağıda Abdullah, Afganiler, Reşit Rıza'lar, Mısır ekolünü konuşuyorum. Bunlar ümmeti mezhepten, mezhep tefrikasından kurtarıp Kur'an ve sünnette birleştireceğiz dedikleri zaman da dört mezhepten kurtarıp 4 milyon mezhebe ayırdılar. Hatta 2 milyar mezhep istediler. Çünkü herkes kendine göre Kur'an anlayacak. Herkes kendine, çünkü anlattıkları usul, anlattıkları yöntem, güya tabii yöntem ve usul demek, usul ve yöntem kelimelerinin israftır onlara. Efendim ben sana söyleyeyim, onlarla ümmeti tek başına yetiştirilmemiş, teskiye edilmemiş, hevanın tasal, bu cümlelerimi lütfen, yani ben söylediğim için değil, bunlar benden önceki büyüklerin, Allah onların kabirlerini cennet bahçesine çevirsin, söyledikleri sözdür. Hevanın tasallutundan kurtarılmamış, teskiye edilmemiş, teskiye kelimesini ilk dersten hatırlayın. Teskiye edilmemiş, eğitilmemiş akıllarla ham maddeyi karşı karşıya getirip bu ham maddeyi çocukların oyun hamuruna çevirmektir bu uslun gayesi. Yani mezheplerden insanları kurtarmaya çalışacak. Dediğimi anladınız mı? Bir akıl eğitimden geçecek. Onlara akli ilimler diyoruz. Usulü fıkıh da bu akli ilimlerdendir. Nedir bu akli ilimler? İşte mantık, münazara, felsefenin bazı bölümleri. Her bölümü değil, bazı bölümü. Lazım olan kadar. Felsefe o kadar lazım değil bize. Felsefeci olmak isteyenler için lazım ama bize bazı bölümleri lazım. Çünkü muhatap olduğumuz münkir gruptan bazı bu ıstılahları kullananlar var. Onların cümlelerini anlamak için. İki en önemlisi merkezde usulü fıkıh ilmi mutlaka var. Yani bu aklı eğitmek içindir. Peki akıl eğitilmeden, örnek verelim, hepimizin çocuğu var. Çocuklarımıza oyun hamuru aldığımızda ne yapıyorlar? Sıkıyorlar, mıncıklıyorlar, parmakların arasından çıkıyor değil mi? Tırnakların arasında hep oyun hamuru var. Allah'ın ayetleri ve peygamberin sözleri böyle o yetiştirilmemiş aklın elinde, o çocuğun elindeki oyun hamuru gibi olur. Halbuki peygamber onu güzel de yetiştirilmiş akıl ise onunla çömlek yapar, araba yapar, ne yapar? Şekil verir. Şimdi yetiştirilmemiş akıllara Allah'ın ayetlerini ve Allah Resulü'nün sünnetlerini, ahkam açısından konuşuyorum. Yoksa hepimiz, hatta çocuklara bile Peygamber Efendimiz'in ahlak hadislerini, Kur'an-ı Kerim'deki mev'ize, kıssa ayetlerini okuyup anlayabiliriz. Yanlış anlamayın, yani Kur'an anlaşılmaz, sünnet anlaşılmaz diyen biri değilim. Yanlış anlamayın.
herkesin Kur'an'dan anlayacağı şeyler vardır. Özellikle kıssalar, kafirler dahil herkesin anlayabileceği şeylerdir. Çünkü Kur'an herkese gönderilmiştir yani. Ama Kur'an'ın içinde 500'e dair ayet var ki bunlar yeryüzünde hükümleri getirmişlerdir. Yeryüzünün nizamı, intizamı için ibadet, muamelat, hukubat ve siyer dediğimiz uluslararası ilişkileri getiren, tespit eden ayetlerdir. Bu ayetleri Allah sadece ehline göndermiştir. Niçin? Az evvel dedi ki Allah, söyleyin. Ehli zikri sorun, yani bilenlere sorun. Demek ki bir bilenler var. Kıyasın delillerinde konuşacakken anlatmıştık. Şimdi yeri geldi, söyleyelim. Allah meşhur kıssadır. Allah Resulü Muaz bin Cebel radıyallahu anh, büyük sahabi. Radıyallahu anh, şefaatlerine ailesin. Muaz Efendimiz'i Yemen'e vali olarak gönderdi. Doğru mu? Doğru. Dedi, ne dedi? Yemen'e vali gelirken gönderen peygamber, gönderilen elçiyi beraber yürüdüler. Yürürken Resulullah buyurdu ki çok karışık bir memlekete gidiyorsun. Ya Muaz, önüne bir mesele çıktığında ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya Allah Resulü, ya Resulallah, Kur'an'a bakacağım dedi. Peygamber Efendimiz bir cümle kullandı. Ya bulamazsan, her şey Kur'an'da vardı. Her şey Kur'an'da var. Bu geleneğin kitaplarına ihtiyaç yok. Atın çöpe onları. Ama benim yazdığım 20 tane kitabı ve tefsiri mutlaka alın diyenler. Bakın Resulullah Muaz'a ne diyor? Burada iki tane rivayet var. Bir rivayet benim söylediğim. Ya bulamazsan. Ne demek? Orada var ama sen bulamıyorsun. Bu mani. Alime böyle anladı. Orada var, sen bulamıyorsun. Yani senin dalgıçlığın o kadar derine dalamıyorsun sen. Bir Hazreti Ali olsaydı daha derine dalardı. Abdullah bin Mesud olsaydı daha derine, Hazreti Ömer olsaydı daha derine dalabilirdi ey Muaz. Bulamadın. Ne yapacaksın? Allah Resulü'nün sünnetine bakacağım. İkinci. Yine soruyor. Ya bulamazsan? Ya senin duymadığın bir hadis olsa? Haberin yok. Sen çalışıyordun tarlada. Ben orada bir şey söyledim. Sana da gelmedi bu haber. Var da sen bulamayabilirsin. Dün anlattım. Hazreti Ömer değil mi? Ömer, Abdullah bin Abbas ne yaptı? Mehri yazılmayan kadına ne dedi? Söyleyin. Mehri, misil. Sonra ne dedi? Hadisi duydu. Bak, Abdullah bin Mesud gibi bir fakih o hadisi duymamış. Kendi içtihad etti. Duyum ya duymadıysan? O zaman kıyas ederim. Re'yimle hüküm veririm ya Resulullah dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini göğsüne koydu. Efendimiz sevdiği insanların elini böyle göğsüne koyardı. Tabi bu bir mucizedir tabi yani. Göğsüne koyan alim oluyor tabi. Keşke de biz de koysaydık böyle. Dedi ki Allah'a hamdolsun. Allah, Resulünün Resulünü. Resul elçi demek. Elçisinin elçisini Allah'ın ve Resulünün rızasına muvafık düşürene hamdolsun. Bu bizim bütün mezheplerin kullandığı bir haberdir. Ebu Hanife'ye sordum. Mesela ne yaparsın? Kur'an'a bakarım. Bulamayınca sünnete bakarım. Bulamayınca sahabe kavline bakarım. Dilediğimi alır, dilediğimi terk ederim. Sonra tabi'in. Onlar da adam, ben de adamım. Onlar içtihad etti, ben de içtihad ederim dedi. Ebu Hanife, rahimahullah. Bak aynı metot. Dönün İmam Malik'e, hepsi aynı. Kur'an'a bakarım. Sünnet, bulamazsam sünnete bakarım. Bulamazsam sahabe kavline bakarım. Bulamazsam içtihad ederim. İmam-ı Şafii, Kur'an'a bakarım. Sünnete bakarım, sahabe kavline bakmam. O İmam-ı Şafii sahabe kavline atlıyor. İçtihad edilir. Hepsi aynı. Ölçü Muaz Efendimiz. Bunu niye söylüyorum? Ama bunun tümünün merkezinde Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir ümmete vermediği bir fazileti bu ümmete vermiş olması vardır. Hikmeti budur arkadaşlar. Nedir hikmeti bu? Hangi fazileti verdi bize ya? Siz bir yere örnek vereyim, Konyalı olmakla övünür değil mi insan bazı Konya'nın iyi bir şeyini duyduğu zaman? Ben Konyalıyım. Mesela ben Rizeliyim. Niye? Reis de Rizeli. Cumhurbaşkanı da Rizeli. Adam mesela ondan gurur duyuyor mesela. Yani intisabıyla gurur duyuyor insan. Ben şu cemaate bağlıyım, ben şu... En çok kendisiyle gurur duyduğumuz intisab hangisidir? Biz Muhammed Mustafa'ya ümmetiz. Peki ona ümmet olmanın bir ayrıcalığı yok mu? Kuntum hayra ümmetin. Hadi kelimeleri tek tek anlayalım. Kuntum hayra ümmetin. Hayır kelimesi ne kelime? İsmi tafdil.
aslı ehyeru. Çok kullanıldığı için hemze düştü. Hayır. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Ulan nasıl en hayırlı? Ha bu ümmet mi en hayırlı? Evet en hayırlı. Niye? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülükten yasaklarsınız. Bak ümmet olma budur. Kaşımızdan, gözümüzden, Osmanlı'nın torunu olduğumuz için değil. Yanlış anlaşılmasın. Ümmet, hayırlı ümmet olmak bu işlerden dolayıdır. Allah o konumuzu... Hayırlı ümmet. Peki bu ümmete verilen faziletten bir tanesi? Allah bu ümmete sadece aklını kullanarak amel etmeyi nasip etti. Bir ümmet düşünün ki en büyük ecri içtihada verdi. Abla bin Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Efendimiz buyurdu ki bu dinde, Allah'ın dininde fıkh etmekten daha büyük bir ibadet Allah koymamıştır. Fıkh etmek. Şimdi ilk derste hatırlayın. Hiçbir alim var mı dedim bir mezhebe uymayan. Hatırladınız mı? Hatta sordum alim. Mustafa'ya sorduk. Alim ismi söyledi. Dünkü derste yanlış karıştırdık. Bakın. O kadar büyük alimler, evliya hatta. Bırakın şimdi alimleri. Velilerine konuşalım. Mesela Şah-ı Nakşibendi. Ne kadar büyük veli değil mi? Bence büyük. İmam-ı Rabbani. Büyük. Abdülkadir Geylani. Şihabüddin Sühreverdi, Necmeddin Kübra, Ahmet Bedevi, ne kadar büyük Allah dostu insanların salih kabul ettiği veliler varsa, ulan İmam-ı Azam Şah-ı Nakşibendi uyması lazım değil miydi? Binlerce müridi var Şah-ı Nakşibendi'nin. İmam-ı Ahmet bin Hanbel'in Abdülkadir Geylani uyması lazım değil miydi? Binlerce müridanı var Abdülkadir Geylani'nin. Bakın o maneviyatıyla Şah-ı Nakşibendi Ebu Hanife'ye uydu. İmam Rabbani Ebu Hanife'ye uydu. Abdülkadir Geylani Ahmet bin Hanbel'e uydu. Kim daha üstün? İçtihadı olan daha üstün. Bu din ve bu dinin alimleri yani bu işte yetkin olanlar içtihatla en üst seviye ameli yapıyorlar. Öyle amel yapıyorlar ki arkadan gelen maneviyatı, ilmi ne kadar büyük olursa olsun onlara uymak zorunda kalıyor. Ve kaldı. Kıyamete kadar öyle olacak. Peki hocam biz içtihat edemiyoruz. Bu amelden nasipsiz miyiz? Kesinlikle hayır. Efendimiz dedi bu din böyle bir din değil. Bizim seviyemizde ise tefekkür ibadet sayılmıştır. Tefekkür. Allah'ın sanatını tefekkür etmek, oradan Allah'ın kudretine, ilmine, nizamına, saltanatına, hikmetine ürünler çıkarmak, bak ahkam değil, ahkam müştehitlerin. Az önce konuştum ya, Kur'an'da 500 ayet var, bunlar ilim ehlinin işi. Diğer ayetleriz, geri kalan 5500 ayet, müteşabihatı çıkaralım. Diyelim 5000 ayet bize kaldı. Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz değil mi? Efendim mesela bizim de var bu amelimiz. Fakat şunu bileceğiz ki öyle bir din bize geldi ki şurayı kullanmak ecir sebebi. Peki. Bir müştehit çalıştı, çalıştı, çalıştı. Örnek verelim. Kadına dokunmak abdesti bozar mı, bozmaz mı? Bir ayet-i kerime var. O yarınki dersimiz ama yarınki dersimizden bir numune verelim. Kadına dokunmak abdesti bozar. Aynı ayet-i kerimeyi Ebu Hanife dokunmak bozmaz diye çıkardı. Aynı kelimeyi ama. Aynı ayet, aynı kelimeyi İmam-ı Şafii dokunmak bozar diye çıkardı. Halbuki Allah katında hak tektir. Ahirete gittik. İmam-ı Şafii haklı çıktı. Rahimahullah. İmam Ebu Hanife hatalı çıktı. İmam Ebu Hanife'nin içtihadına amel edenleri cehenneme. Hiçbiriniz abdestle namaz kılmadınız. Veya gittik Ebu Hanife'ninki çıktı. Siz yalandan su israf ettiniz. Abdestiniz bozuldu diye kariyat kadına dokunduk diye. Hadi bakayım müsrifler cehenneme. Böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. İsabet edene Allah iki sevap. Hata edene bir sevap. Ula hata etmeye sevap verilen bir ameldir içtihat. Sen şimdi Ebu Hanife ile bacak atıyorsun. Ebu Hanife ile beraber yarışıyorsun. Kendini Ebu Hanife gibi görüyorsun. Ebu Hanife'yi tarih sahnesinden silmeye çalışıyorsun. Ebu Hanife hata yaparken bile sevap kazanıyor. Sen doğru yaparken bile becerip yapamıyorsun. Anlatabiliyor muyum mevzuyu? Evet. Şimdi onun için içtihat amel, bu amel yani. Ne demek yani? Allah'ın ahkamını Allah'ın yeryüzünde tatbik etmek için Allah'ın müsaade ettiği yerde
müsaade ettiği yerde içtihadını kullanarak ümmetin sıkıntılarını çözmek. Ümmetin sıkıntılarını çözmek. Bütün müçtehitlerin gayesi budur. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi dedik ya, mezhepler bizi dört tabiatla aslında aynı yere kanalize eder. Bu aynı yere kanalize ederken bu dört mezhebin kendi arasında ittifak ettiği asıllar var. Şimdi bugün bu asılları göreceğiz. Bunlar mühim şeyler arkadaşlar. Ve bugün bu mühim şeylerin aramızda kaybedildiğini görüyoruz. Görüyoruz ki dört mezhebi bir göremiyoruz bak. Dört mezhebi bir göremiyoruz. Şimdi bizim böyle kılık kıyafetimiz böyle olduğu için sokakta bazı Müslüman kardeşler bize yanaşıyorlar. Hocam hangi cemaattensiniz falan filan soruyorlar. Ben böyle biraz espri, fark ediyorsunuz değil mi? Böyle esprili konuşum, cevapla veriyorum. Ben dedim ki kardeş, zaten bir tane cemaat var. Şaşırıyor. Acaba hangi cemaat idi? Yani bu bütün cemaatleri inkar ediyor. Bir tane cemaat kabul ediyor. Düşünün bir küçük cemaat, bu cemaat falan filan düşünüyor galiba. Bunu böyle hayretini görmek için söylüyorum zaten. Zaten bir tane cemaat var kardeşim. Başka cemaat yok ki diyorum. Hangi cemaat hocam? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ya bir tane cemaat var, ehl-i sünnet vel cemaat. Sen diğer cemaatleri ehl-i sünnet vel cemaat görmüyorsan zaten, şimdi okuyacağımız birinci konu, zaten sıkıntı senin bakışında. Bugün kaybettiğimiz bu. Bu ehl-i sünnet değil. Bu bilmem ne dedi, bu ehl-i sünnet değil. Ehl-i sünnet dışı. Dinlemeyin sohbetini, asla ehl-i sünnet dışı değil. Şöyle dedi. İki dakikalık video. Başında bir saat konuşma var, dibinde bir saat konuşma var. Oradan iki dakika zing. Ehl-i sünnet değil. Ehl-i sünnet babasının çiftliği oradan... Çık dışarı çıkıyor. Gel geliyor. Bütün yetki ona verilmiş. Allah Mikail ile ona şey getirdi. Cebrail ona mühür getirdi. Böyle kaşe. Ya ehl-i sünnet. Tek ehl-i sünnet. Değil. Bu yetki Ebu Hanife'de bile yoktu. Bak ümmetin kahir ekseriyeti. Türkiye, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Endonezya, Malezya'nın bir kısmı, Suriye'nin bir kısmı, Beyrut, Ürdün'ün bir kısmı, Mısır'ın bir kısmı, Balkanlar, bütün uleması Hanefi mezhebiyle amel ediyor. Ümmetin %60'ı. İmam-ı Azam böyle bir yetkisi yok. Sen ehl-i sünnet dışısın. Duydunuz? Anlayın mevzunun nasıl günümüzde gerçekleştiğini. Peki mezhepler neydi? Uzat, vakit sonra kalmayacak. Bunları bitiremeyeceğiz. Bir, yarın delilleri konusuna gireceğiz ne olursa olsun. Bir, taassup edip diğer mezheplere düşmanlık etmek. Şimdi biz taassubu biraz yanlış anlıyoruz. Bak taassup kelimesinin de mefhumunu anlatmak lazım. Bir iki dakika buraya verelim. İnsanlar şöyle, mesela bir sana ilk derste de söyledim arkadaşlar. Benim ben herkes Hanefi taassubu görür. Öyle bir bakıyor. Cahil insan öyle görüyor yani. Diyor ki ablaca Hanefi mütaassubu diyor. Vallahi Hanefi mütaassubu değilim. Çünkü taassup nedir bilmiyorsun. Size bunu başka bir örnekle anlatayım. Mesela Şia Ehl-i Beyt muhibbi gözükürler. Bence değiller. Bak bence diyorum. Hemen bir soru gelsin. Niçin değiller hocam? Hüseyin için kendini, sen Hüseyin için tırnak bile kesmedin. O Hüseyin için kendini ne diyorlar ona? Dövüyor, zincirliyor. Hristiyan apostasi mezhebi gibi. Tarikatı gibi. Sen Hüseyin için bir defa ağladın mı? Yerlere kapandın mı? Gözyaşı döktün mü? Adam hüngür hüngür yalanlar. Ağlıyor. Hayır. Şia'yı araştırma. Şia'yı çok okudum. Çok okudum. Şia'yı. Şia'nın özellikle mantık ve felsefe çok iyidir yani. Bak haklarını vermek lazım. Biz ehl-i sünnetten iyidirler yani. Orada çok iyi çalışmışlar yani. Ama geliyor ki yanlış. Siz şöyle bir deyin ki benim kızım ismi Fatıma. Kızım ismi Fatıma. Öbür ismi, oğlumun ismi Ali. Öbürünki Hasan, öbürünki Hüseyin. Bizim Karadeniz'de her ismin sonuna Ali eklerler. Dursun Ali, Şaban Ali, Bayram Ali. Yani her şeyin sonuna bir Ali eklerler. Yani o kadar Ali'yi severiz. Radıyallahu anh. Fatıma. En çok isim Fatıma'dır. Fatma, Fatuli, Fatoş. Biliyorsunuz hepiniz var. Bunlar bizim orada. Bunların hepsi Fatıma anamızdan sebep. Başka kimsenin sebep mi? Değil. Peki sorayım. Sen beni ehl-i sünnet kabul, beni ehl-i beyt muhibbi kabul ediyor mu? Niye etmiyorsun kardeşim? Ölüyorum aslında. Oğlumun ismini verdim ya. Hayır. Sen Ali'nin düşmanlarına buğz etmiyorsun. Baba. Ali'nin sevgisinin ölçüsü Muaviye'ye, Ömer'e, Ebu Bekir'e küfretmek. Ula bu nasıl bir sevgidir? Demek ki Şia kendi akidesini muhabbet üzere değil, buğz üzere kurmuştur arkadaşlar. Sen burayı seviyorum dediğin zaman da bunun lazımı bunu buralara buğz etmendir. Ben aynı şekilde Ebu Bekir'i de seviyorum, Ömer'i de seviyorum, Osman'ı sen Ehl-i Beyt'i sevmiyorsun. Çünkü seveceksen benim gibi seveceksin. Ben yani Ali'yi sevip
Muaviye'yi tekfir edeceksin. Ali'yi sevip, Fatıma'yı sevip Ömer'e küfredeceksin. Lanetullah diyeceksin. Allah muhafaza. Şimdi gelelim taassuba. Bu örneği bunun için verdim. Taassup. Sen hep Ebu Hanife'den paylaşıyorsun. Hep Hanefi mezhebinden konuşuyorsun. Hep kardeş ben Hanefiyim, ne yapayım şimdi? İbadiye mezhebinde mi konuşayım? Ben Hanefiyim, Hanefi mezhebinde. Sen de gel Şafii anlat. Taassubun ölçüsü arkadaşlar, bir şeyin taassup olması şartı kendinden olmayana düşmanlık yapmaktır. Yapmıyorsanız bir mezhebi dibine kadar savunabilirsiniz, sevebilirsiniz, iltizam edebilirsiniz, ruhsatıyla, azimetiyle amel edebilirsiniz. Bu sizi müteassıp yapmaz. Müteassıplık bir tarafı tutup öbür tarafı düşman kabul etmektir. O tarafa buğz etmektir. Ben ne Şafii'ye, İmam-ı Şafii'ye ve Rahimahullah ve müntesiplerine, ne İmam Malik Rahimahullah ve müntesiplerine, ne Ahmet bin Hanbel ve müntesiplerine asla ve kat'a buğz etmek ne değil? Buğz etmekten Allah'a sığınırım. Allah kalbimde zerre kadar böyle bir şey varsa benden ve sizden bunu çıkarsın inşallah rahmet. Nez etsin, kaldırsın bizden. Amin. Amin ya, korkmayın. Amin. Ondan sonra bu birinci usuldür. Taassup asla olmayacak. Taassup mezmun bir şeydir. Taassubun şartı bir mezhebe iltizam etmek değil, bir mezhebe uymak, sevmek değil, diğer mezhepleri düşman görmek, onları batıl üzere görmek fikridir. Tekrar, mezhebe intisap caizdir. Eğer alim de olsanız, cahil de olsanız, bir mezhebe intisap etmek haramdır demez bir mezhep alimi. Mesela şöyle bir duramazsınız mesela, bir Şafii aliminden. Herhangi bir mezhebe uymak haramdır. Şu günümüzde şirk ve bidat deniyor. Şirk diyen gruplar var, bidat diyen gruplar var. Mezhebe. Yani mezhebe, yani düşün kimler söylüyor bunu? Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e, İmam Hasan bin Ziyad'a, İmam-ı Nebevi'ye, İbn-i Hacer el-Askalani'ye, İbn-i Hacer el-Haysemi'ye, geçelim İmam Malik'in mezhebinden İbn-i Kudame'ye, bu kadar gazalilere, razilere, amidilere, adını, Kemalettin İbn-i Hümmam'lara, Bedreddin Aynilere, ismini say akşama kadar sayacağımız alimlere yanlış yaptılar. Halbuki bu alimlerin tümü bir mezhebe uymanın caiz oldu. Dört mezhebin alimleri de bir mezhebe uymak haram değildir, caizdir. Bir kişi uymayabilir müştehit olduğu zaman da. Kendisi Kur'an'dan, sünnetten istinbat etme yetkisine sahiptir. Der ki ben uymam kardeşim. Tamam, sıkıntı yok abi. Elinden ayağından öperiz. Ve bu intisap caizdir. Ve bu intisabı isimlendirmek de caizdir. Adam bana söylüyor, ben Hanefiyim. Adam kitap, ben kitap yazdım mesela, örnek bir kitap yazıyorum. İsmim Abdullah bin Hayri el-Hanefi. Caiz midir? Caizdir. Abdullah bin Hayri el-Malik. El-Şafii, el-Hanbeli. Hiçbir sıkıntı yok. Bu nisbette, yani ismi mensup olarak bir mezhebi kullanmak caizdir. Alimler kullanmışlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani kendini, sen Hanefiyim. Sen Müslüman değil misin? Niye Hanefi değilsin kendine? Hiçbir sıkıntı yok. Bunu hiçbir alim mekruh, haram görmemiştir. Dört mezhebin ittifak ettiği konulardan. Hanefiyim demekten çekinmeyin. Şafiyim demekten çekinmeyin. Elhamdülillah. Hanefiyim demek hocam Ebu Hanife demek. Şafiyim demek. Ya bugün İmam Şafii yaşasa vallahi medresemi kapatır, talebelerimi kapatırım. Evi barka alır. Onun memleketini hicret ederim ben ya. Sırf Şafii'nin talebesi olmak için. Bu fazileti Allah bize nasip etmedi. Düşün, duyuyor musun beni? Yani bu bir fazilettir kendimizi o büyüklere nispet etmek. Ondan sonra bu mezhepleri kenara iterek fıkhu delil, bunu çok duyarsınız. Fıkhul edille yapıyoruz biz. Fıkhu delil yapıyoruz. Yani biz mezhep görüşlerini kenara atıyoruz. Sadece Kur'an ve sünnetten kendimize göre hüküm, yani kendimiz biz hüküm buluyoruz diyenler zımmında bunun lazımı, bu sözün lazımı dört mezhep delille amel etmemiştir demektir. Bunu caiz görmüyoruz biz. Delille amel edecekseniz, delillerden istinbat ederek amel edecekseniz müçtehit seviyesinde olmalısınız. Müçtehit seviyelerinde konuşacağız. Müçtehit olmalısınız. Fıkhı, ben Hanefi değilim. Ben fıkhı delil yapıyorum. Demek istiyorsun ki Ebu Hanife delilsiz fıkhı yaptı. Ben fıkhı delil yapıyorum, Şafii'ye uymuyorum. Demek istiyorsun ki Şafii delillerle uymuyor. Ya Şafii kafasına göre, karıya tutmak abdesti bozar, tamam.
Bir çizme kan aktı mı abdest bozulmaz. Çizmeyi de ayağın acı değil, bot anlıyor şey arkadaş. Yani bir bot. Zaten vücudunda bot kadar kan var. Abdest bozulur mu? Çizme derken yani kesik yani. Ona çizme, çizik yani. Böyle oturduğu yerde böyle hiç delillere bakmadan konuştular zannediyor. Bu selefe suizandır. 2022'de sen delile bakarak, ki elinde delillerin 1/3 yok, delillere bakarak ahkam kesiyorsun ama Ebu Hanife delillere bakmamış. İmam-ı Şafii delillere bakmamış. Bu bir suizandır. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum. 4 mezhep de aynı şeyi söylüyor. Hangi alime bakarsanız bakın. Hangi alime? Büyük iddialı sözler bunlar. Şimdi bu sözler videoda yayınlanınca bazı arkadaşlar olurmuş öyle böyle konuşacaklar. Şimdi konuşacaklar. Öyle konuşmakla atmakla olmuyor kardeş. Oturacağız, bakacağız kitaplara. Hangi meselede delil arıyorsun? Hangi meselede delil arıyorsun? Sen bu işin ehlini, uzmanına gittin, delil sordun mu? Delili sorsan, sana delili söylese anlar mısın? Bir kıssama, bir menkıbemi anlatayım size. Latife yaptığımı anlıyorsunuz değil mi? Yani kısa. Çok zeki bir arkadaşım var. Sizden iyi olmasın. Çok zeki yani. Maşallah var. İngilizce, matematik falan. Şimdi çok iyi yani. Konuşuyoruz. Dedi ki hocam işte bu delilleri biz de anlarız falan filan. Tabii zeki insanlar zekalarına güvenirler yani normal olarak da. Dedim tamam dedim. Seninle bir tatbik yapalım. Ben seni kadar zeki değilim. Ben ortalama bir zekaya sahibim. Seni kadar zeki değilim. Hakikaten öyle yani. Ben sana Hanefi mezhebinden bir hüküm söyleyeceğim. Sonra o hükmün hangi ayetten çıktığını söyleyeceğim. Yani onu İmam-ı Azam Ebu Hanife hangi ayetten çıktığını söyleyeceğim. Sonra sana 3 ay vereceğim. Hiçbir hocaya, hiçbir kitaba danışmadan sadece zekanla bu hükmü bu ayetten çıkaracaksın. Ondan sonra kütüphanemden hangi kitabı seçiyorsan al. Tamam dedi hocam. Dedim tamam. İlk gün söylediğim konu hatırlayın. Bir kadın oruçluyken yemeğin tadına baksa orucu bozulmaz. Bizim mezhebe göre böyle. Kocası sertse, sinirli ise veya bebeği varsa mekruh bile değil. Yoksa öylesine ise mekruh, tenziye mekruh kabul edilir. Bunu Ebu Hanife Bakara suresinin "Kulû veşrebû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr" ayet-i kerime var ya, yiyin, için, fecrin beyazıyla, yani sabahın beyazıyla, gecenin siyahı birbirinden ayrıl, tam anlamıyla açığa çıktığı zaman da. Sonra "ve etimmü siyâme ile leyl" ayet-i kerime de yani uzun, yarım paragraf bir ayet. Bu ayetten bu hükmü çıkardı. Hadi 3 ay. Arası 2 hafta sonra arıyor benim. Hocam işte şöyle olmadı. Şöyle olur, böyle olur, şuradan şuraya olmadı. 3 ay sonra 0, elde var 0. 0. Ben anlatayım dedim sana. Bunu ben kendim bulmadım. Bak Allah biliyor. Ben bunu kitaptan okudum. Ben alimlerin izahıyla anladım. Ben de gözle ben de bulamazdım yani. Şimdi size söyleyeyim, siz de bulamazsınız. Bak bunu niye anlatıyorum size? Sen meseleyi sordun. Ben sana delilini söyledim. O delilde o meseleyi çıktığını anlayabilecek istidlal kabiliyeti, istidlal tecrübesi sende var mı? Yok. Şimdi delil meselesine girmeyeyim. Yarın özellikle onlara gireceğim. Sen delili şöyle zannediyorsun. Şimdi orucu, adam mesela yazsam Twitter'a ben şimdi, orucu, yemeğe tatmak, orucu bozmak, delilin var mı hocam? Bu ayeti yazsam, bu ayet mi? Delile göre şunu istiyor. Peygamber dedi ki, yemeğin tadına bakmak orucu bozmaz. Böyle delil istiyor adam. Delil derken bunu anlıyor yani. Delilden hiç anlamadığı belli oluyor. Peki nasıl bu ayette bu sonuç çıktı? Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Fecrin beyazı siyahından ayrılıncaya kadar, yani geceyle sabah birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için. Peki yemek içmek serbest. Aynı zamanda ne serbest? Cinsel ilişki de serbest. Size Ramazan geceleri eşlerinizle beraber olmanız, şeriatın başında biliyorsunuz, eşlerimizle yaklaşmamız Ramazan geceleri de yasaktı. Sonradan bize helal kılındı bu ayet-i kerime ile. Şimdilik adam bir adam fecre çok yakın bir zamanda eşiyle beraber olsa ne hali düşünüp. Hemen fecr ezanı okundu. Oruca başladı mı? Başladı. 4 mezhebe göre orucu tutabilir mi? Tutabilir. Da? Peki bu adam şimdi oruçluyken gusül abdesti alacak mı? Alacak. Banyoda su akmıyor. Ama Rize'de yaşıyor, denizin kenarında. Gitti Karadeniz'e.
Gusül niyeti olmasına gerek yok, bize göre niyet farz değil. Niyet etti, atladı. Sonra atladı, ağza buruna su vermek bizim mezhebe göre farz. Diğer mezheplere göre sünnet. Ağzına su verdi. La Karadeniz tuptuzlu deniz. Tuzu hissetti mi ağzında? Hissetti. Orucu bozuldu mu? Bozulmadı. Tuzlu sudaki tuz orucunu bozmuyor. Yemeğin tuzu da orucunu bozmaz. Ebu Hanife Rahimullah dedi ki bak orucu bozulmaz. Ben sana dedim ilk gün. Bir gün Ebu Hanife'nin kafasının içerisinde şöyle bir saat kalsak. Nasıl çalışıyor bu kafa? Biz zannediyoruz ki Ebu Hanife de bizim gibi biridir yani. Ha? Böyle oturuyor. Böyle bizi anlatıyorlar da anlamıyoruz. Ben bizim evde. Hepinize nasip olsun inşallah. 11 yıl bir usulü fıkıh kitabı okuduk. Cessas, El Fusul, Fil Usul. Ebu Bekir El Cessas, Rahimahullah Er Razi, Rahimahullah'ın El Fusul, Fil Usul. Şu an elimizdeki Hanefi mezhebindeki en eski usul. Hicri 370'te ölmüş. Büyük bir alim. İmam Kerhi, Ebul Hasan Kerhi'nin talebesi. Bağdat Hanefilerin başı imamı. Onun kitabını okuduk. 11 yıl sürdü. İlahiyat hoca arkadaşlar, ilahiyattaki profesör, doçent, araştırma görevlisi arkadaşlar ve medrese molalarıyla, hocalarıyla beraber. Bu talebenin okuyacağı bir kitap değil, çok zor bir kitap. Allah kahretsin, iyi bir kitap ama anlaşılır bir kitap. Okuduk, tabii kavga, gürültü, kıyamet, öyle okumak gibi, normal böyle okumuyoruz yani, böyle münakaşalı okuyoruz. Hatta yengeniz orada derdi ki, niye o kadar çok bağırıyorsunuz üstte, kavga mı ediyorsunuz? Derdi alttan, bizim üst katta okuyoruz. Şimdi söyle, orada İmam-ı Cessas Rahimahullah Ebu Hanife'nin bir içtihadını anlatıyor. Çok zor bir içtihat. Böyle bir akisti makisti bir acayip içtihat. İlletleri malul malul illet yapmak böyle uzun bir konu, teknik bir konu. Ona çalıştı. 3-5 gün çalıştık arkadaşlar. Yani daha A4'lere çiziyoruz, yapıyoruz. Bunu böyle yaptı, şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı. İşin zorluğunu atmak için anlatıyorum. Yoksa bizde bir meziyeti yok yanlış ama biz bak Ebu Hanife'nin yoktan yaptığı, yoktan bulduğu, kendisinin yani icat et demeyeyim de kendisinin bulup çıkardığı yeri adamlar anlatmış, biz o anlatılanı anlamak için 3-5 gün verdik. Sonra döndük kendimize dedik ya biz de millete kendimizi hoca diyoruz ya. Ya hoca diye çıktım karşınıza geldim anlatıyorum. Ya o Ebu Hanife'nin normalde yaptığı bir şeyi hadi bunu bulun dese bize bulamayız. Ondan sonra gelen büyük alimlerimiz onu bize anlatmış. Ula bunu anlayın, onu da anlayamıyoruz. Ya bu nasıl iştir abi ya? Şimdi adam diyor ki bu Ebu Hanife burada bunu anlayacaktı. Bana aynı şöyle geliyor. Hiç aranızda tıp eğitimi alan var mı? Veterinerlik eğitimi alan var mı? Hemşirelik eğitimi alan var mı? Yara bantı var mı? Ha, yara bantı takabiliyoruz tamam mı? Şimdi bu haldeyken bir beyin cerrahının, babamız Allah göstermesin beyin sıkıntısı yaşadı. Aradı Konya'da iyi bir beyin cerrahı bulduk. Babamızı beyin ameliyatı yaptı. Çıktı dışarıya böyle terlemiş. 10-12 saat beyin ameliyatta kalmış. Biz de ameliyathanenin önünde heyecanla bekliyoruz. Hocam nasıl geçti? Çok iyi geçti inşallah. Şimdi onu yoğun bakıma aldık falan filan. Oturduk hocam bir çay içebilir miyiz? O gün içelim. Hocam beyin ameliyatı nasıl yaptınız? Bize bir anlatır mısınız? Anlatır mı? Diyelim ki size nezaketini anlattı. Sen anlar mısın? Sorayım sana, anlar mısın? Ne hiçbir tıp terimini bilmiyorsun. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Adam bunu nasıl senin seviyene indirecek de anlatacak. Bir anlat bakayım, anlar mısın? Söyle. Bak hemen altta robotlar var. Altta çalışan delikanlılar var. Hepsi hatta ders dinliyorlar. Elektrik mühendisi arkadaşlar var. Ya havşo bu robotun koli nasıl çalışıyor bir anlat dese anlatır ama sen anlar mısın? Mevzu onun anlatması değil. Biz daha ilk dersimi hatırlayın. Anlamak için eğitilmemiş akılların anlıyor olma kabiliyetleri her şeyi anlayabilecekleri manasına gelmez arkadaşlar. Yani kendimizde bu kadar büyük yetkinlik görmeyin. Az bir şey aziyetimizi bilelim. Aziyetimiz derken böyle hepten biz hayvan gibi bir şey o mana değil. Yetişirsek, yetiştirirsek anlarız. Ama yetişmemişiz daha ya bunu bilin de. Daha korukuz yani daha kuru yeşil üzümüz de abi. Benden şarap yap diyorsun. Senden şarap olmaz. Senden ekşi su olur yani. Bunu almaya çalışıyoruz. Peki. İki. Daha ikiye ancak geldik. Bütün alimler bu mezheplerin varlığını kabul etti. Bunu hemen kısa geçeceğim. Hiç kimse bu mezhepleri inkar etmek için, bu mezheplerin yanlış olduğunu göstermek için kitaplar yazmadılar, makaleler yazmadılar. Alimlerden konuşuyorum. Son 200 yılda
Mısır'da ve Pakistan gibi Hindistan'ın müsteşriklerin kazımasıyla mezhep inkarcılığı, mezhep efendime sana söyleyeyim ümmeti böldüğünü iddia ederek daha kolay, daha anlaşılır mezhep taassubundan insanları kurtarmak için bazıları yazdılar, çizdiler ama ümmet onlara itibar etmedi, hamdolsun. Evet, burada yani mezheplere, mezheplerin iptali etmeme hususunda dört mezhep ne yaptı? Anlaştı. Üçüncüsü, bir mezhep alimi içtihat seviyesine çıkınca kendi imamına delillerle muhalefet edebilir. Dört mezhep de buna ittifak etmiştir. Bir alim, bir müçtehit, talebesini yetiştirdi, Ebu Yusuf. Ben o meselede başka düşünüyorum diyebilir. Başka düşünüyorsun da sen düşünmenin değil, ispat et, delilini söyle. Deliliyle beraber. Biz talebelerimize söyleriz, bize itiraz serbest. Hatta ilk lafımız budur. Yanlış yapmak, en rahat yanlış yapacağınız yer hocanızın yanıdır. Çünkü hocanızın yanında yanlış yaptığınız zaman hocanız sizi düzeltir. En korkmanız gereken şey sizi düzeltecek biri olmayan yerde yanlış yapmanızdır. Herkes sizi doğru zanneder. Halbuki düzeltecek kimse de yok. Düzeltecek kimse yok. İkinci söylediğimiz söz, itiraz edebilirsiniz ama itirazınızı delil getireceksiniz. Delilsiz, istidlalsiz itiraz hevadan yapılan itirazdır. Heva. Hevadan. Hani bir tane diktatörlüğün olduğu bir Afrika ülkesinde burada konuşma özgürlüğü yok falan filan diye bir gazeteci bağırmış çığırmış. Devlet başkanı dedi ki hayır canım, kim dedi ya? İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama söyledikten sonra karışmam dedi. Bu da aynı. İtiraz edebilirsin. İtiraz etmek serbest. Ama delil getireceğiz. İtirazlar sıfırlandı. Niye sıfırlanıyor? Ya kardeş, çünkü itiraz ettiğin zaman sana mesela örnek vereyim sana. Şimdi ben bu meseleyle konuştuğum için mesela örnek vereyim. Nasıl? Şimdi şu mikrofonu kullanıyoruz biz. Bakın şu mikrofonu. Oradan Ömer kardeşim dedi bana ki hocam o mikrofonu kullanmayın. Bak mantığı anlatıyorum size. Kullanmayın. Ne dersiniz ona insan olarak? Hiç ilim ehli olmanıza gerek yok. Niye? Bu mikrofonu niye kullanmayayım? Da ilk soru bu değil mi? Der ki hocam o mikrofonun şöyle şöyle bir özelliği var. Şöyle şöyle bir sıkıntısı var. Şu müddette bozuluyor. Siz bunu kullanmayın. İkinci mantıklı soru nedir? Bunun yerine neyi kullanayım? Şimdi sen bunu kullanmadığın zaman da bunu kullanma. Yani bir şey kullanacağız da burada bağıracak mıyız böyle mağara adamı gibi? Bir şey kullanacağız. Alternatif. Bir şeyi eleştirirken bir, niçin eleştirmeniz gerektiğini, yani onun olmaması gerektiğini niçin ispat edeceksiniz? İki, alternatifini söyleyeceksiniz. Sen şimdi benim görüşüme itiraz ettin. O zaman itirazın delilini söyle, tamam. O zaman bu olmasın, ne olsun? Cevap yok. Alternatif yok. Dört mezhep olmasın, ne olsun? Ben olayım. Benim kitaplarımı okuyun. Ben 20 tane kitap yazdım. Onları okuyun. İlk derste hatırladın ya. Niçin İmam Azam bırakayım? Peki kimi alayım? Ondan da onu bıraktığım zaman da ondan daha takva birisini bulmam lazım. Yok. Daha dinine salabetli birini bulmam lazım. Yok. Dininden para kazanmayan, dininden geçinmeyen, dinini dünya metaına çevirmeyen, alel aksi ne varını yoğunu dinine harcayan birini bulmam lazım. Öyle biri yok. Kardeşim niye bırakayım o zaman? İşte onun için bir mezhep imamı yetiştirdiği talebesi içtihat seviyesine çıktığı zaman da Ebu Yusuf'ta olduğu gibi, İmam Muhammed'de olduğu gibi, Hasan bin Ziyad el-Lü'li'de olduğu gibi, İmam Züfer'de olduğu gibi, İmam Şafii'ye geçelim, İmam Müzeni'de olduğu gibi, İmam Nevevi'de olduğu gibi, müçtehit içtihat seviyesine çıkan delille şeyhine muhalefet edebilir. Anlaşıldı? Bu dört mezhebin ittifakıdır. Veyahut da şöyle söyleyelim. Ebu Yusuf'un çok güzel bir sözü var bu hususta. Kendi imamının sözlerinden birini tercih edebilir. Dört mezhebe göre de müçtehitlerden birinin sözünü delille tercih etmek de içtihattır. Biz buna içtihat seviyelerinde ehli tercih diyoruz. Tercih ehli de müçtehittir. Tercih ehli de müçtehittir. Mesela örnek veriyorum Ebu Hanife'den. Bir mesele hakkında bir söz geldi. İkinci gün başka bir söz geldi. Üçüncü gün başka bir, hepsinin delili var tabii ki. Başka bir söz geldi. Dördüncü gün başka bir söz geldi. Dört tane söz geldi. Ebu Yusuf diyor ki, kitaplarımızda öyle yazıyor. Rivayeti Ebu Yusuf an Ebi Hanife. Ebi rivayeti Muhammed an Ebi Hanife. İmam Züfer rivayet an Ebi Hanife. Bak hepsi bir tanesini seçmiş. Bu seçmek de içtihattır. İçtihat gerektirir. Yani neyi seçtiğini soracağım sana, niye seçtin onu?
Deliliğinden seyredin. Peki şunu niye seçmedin? Az evvelki konu. Şundan şundan seçmedim diyeceksin. Ha bu daha çok hoşuma gitti. Öyle değil ya. Rengi ucuz, rengi. Öyle değil yani. Seçerken bile niçin seçtin? Öbürlerinin niçin seçmediğini ispat etmelisin. Bu da içtihat gerektirir. Ebu Yusuf Rahimullah, Kadı Ebu Yusuf Rahimullah, İmam Ebu Hanife'nin çok büyük talebesi, diyor ki ben bir söz söylememişim ki o sözü benden önce Ebu Hanife mutlaka söylemiştir. Niye? Çünkü ben onun sözlerinden bir tanesini tercih ediyorum. Ebu Yusuf mutlak müştehit seviyesine çıkmış bir insandır. Düşün, öyle büyük bir alimdir yani. Allah rahmet eylesin. Onun için tercih ehli de, yani tercih bak, kaviller arasında. Adam diyor ki ben Şafii mezhebini tercih ettim, ben Hanefi mezhebini tercih ettim. Hani bir mezhebin içinde bile görüş tercih etmek içtihadı gerektiriyor. Ya yani mezhepler arası, düşünün. Bu da ittifaklı bir konudur konuştuğumuz. Dördüncüsü, bir mezhebin usulüyle eğitim almak, mezhep meselelerini kendi delilleriyle öğrenmek dört mezhebe göre gereklidir, ittifak ettikleri bir konudur. Bunu ilk derste hatırlarsanız konuşmuştuk. Bir mezhep, hatta dünkü derste de mezhep kelimesini anlatırken, bir mezhep üzerinden, usul ve furu üzerinden eğitim almak, ona mezhep denir. Dört mezhep de fıkıhta temekkün ve temkin sahibi olmak için bir mezhep usulüyle ve furuundan ve usulünden eğitim almanın caiz olduğunu ittifak etmişlerdir. Oradan şurada, biraz şuradan, biraz buradan, biraz falan filan eğitim olmaz. Bu bizim dandane çakuşu gibi, artık öğrendiğiniz Konyalılar olarak dandane çakuşunun ne olduğunu, ona benzer bu. Oradan biraz, buradan biraz, buradan biraz, self servis bir işi değildir bu. Eğer gerçekten fakih olmak istiyorsanız bakın arkadaşlar. Yani emen yuridillahu bihi hayren. Allah bir kimseye hayır murad ettiğim, bak gene hayır kelimesi. Yani hayır ne demek? İsmi tafdil 3 kelimede kullan, 3 şekilde kullanılır. Hadi biraz naif dersi yapak. İsmi tafdil 3 şekilde kullanılır. Kim sayacak? Medreseliler hariç. 1. Elif lamlı kullanılır. El hayr. İkincisi izafetle kullanılır. Hayrul umme. 3. Efendim ben sana söyleyeyim. Başa nasıl kullanılır? Elif lam, izafet, bir de ha? Sonuna el hayr. Onu dedik. Elif lam, elif lam. Başında elif lam, izafet, bir tane daha izafetle. Emrisine. Evet. Bunlarla kullanılır. Bir tanesini hatırlamadım ben de. Ha? Min, Allah senden razı olsun. Mini taftiliye. Teşekkür ederim. Mini taftiliye. Mesela hayrun min hada. Bakın burada Allah Celle Celaluhu hemen yürid yuridillahu bihi. Kim birine Allah hayır hayren hayır dinledi. Burada nasıl takdir edeceğiz bunu? Burada hiçbir tanesi yok. El yok. İzafet yok. Min yok. Nasıl takdir edeceğiz? Yani şu takdir, alim de şöyle takdir ediyor. Kimi ki Allah kime hayır diledi. Hayır, hayren min sairil, sairin nas. Diğer insanlardan onu ayıran, en hayırlıyla onu diyen insanların fevkine çıkardı. Ya da mufaddan aleyh, burada bütün insanlar. Ne diyor peki? Ne yapar? Onu zengin yapar. Onu Konya'nın en meşhur insanı yapar. Ona makam? Hayır. Yufekkihu fiddin. Onu dinde anlayış sahibi kılar. Kur'an'ı ve sünneti anlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Onun için bir mezhepte fakih olmanız için mutlaka bundan önce fakih olanların yoluyla, yöntemiyle, tecrübe edilmiş, sınanmış, soruşturulmuş yöntemlerle fıkıh yöntemi, fıkıh öğrenmelisiniz, fakih olmalısınız ki siz de bu hayırdan faydalanmış olasınız. Allah hepinize nasip etsin. Benden çok, alim tanıdıklarınızdan çok. Allah buna kadirdir. Hepinize bunu verebilir. Yeter ki bunu isteyelim. Tabii ne kadar istiyorsunuz, o size kalmış. Kimsenin kalbini açıp yaramadığımız için onu bilemeyiz. Fakat tezahürlerini biliriz. Nasıl içinizdeki iyi hastalığı kan tahliliyle doktorlar biliyorlar. Ben gittim 2017'de, böyle bir halsizlik, ateş vardı bende. Gittim, bir tüp kan aldılar benden. Şöyle bir tüp, şu parmak kanı, duyuyorsun tüp kanı. Dediler bana ki sen lösemisin. Sen şimdi ben ne kadar istekliyim. İçimde kimse bilemez. Ama hareketlerinden, ne kadar çalışıyorsun, ne kadar derse koşuyorsun, ne kadar ezber yapıyorsun, ne kadar tahlil yapıyorsun, ne kadar müzakere yapıyorsun, bunlara bakarak senin içindeki hevesi, arzuyu biz ne yapabiliriz söyle, doktorlar gibi anlayabiliriz.
Hevesli olun ve bu hevesinize göre çalışın arkadaşlar. Yatarak hiç kimse alim olmamıştır. Ancak Hızır Aleyhisselam olursunuz. Hızır Aleyhisselam Allah ve allemnahu min ledunna ilma. Biz ona söyle ilim verdik. O Allah'ın bileceği iş. O Allah seçer. Onu biz elimizde Allah bize verirse verir rahmen. Ama normalde herkesin ortak olduğu yol çalışma yoludur. Yatma yolu değildir. Evet. Beşincisi mezheplerden tercih ettiği kavli kendine değil imamına tercih. Mesela örnek verelim. Ebu Yusuf 4 tane. Bugün biraz teknik mi oldu? Evet, değil mi? Evet. Teknik oldu. Evet, diye Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam Hasan, Ebu Hanife'nin görüşlerinden birini tercih ettiler. Bu benim görüşümdür demez. Benim imamımın görüşü budur der. Tercih eden kendisidir ama sözü kendisine değil imamına nispet edebilir. Bu da caizdir. 4 mezhepte bu konuda ittifak etmiştir. Peki. Evet. Evet, orayı yarına bırakalım. Sıkıştırmayalım. Biliyorsunuz dün mezheplerin selef yolundan geldiğini anlatmıştık. Selef yolundan gelme yöntemini alimlerimiz kitaplarında yazdılar. Bunları da okuyabilirsiniz. Lakin ben bir özetleme yapayım. Teşri dönemi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dönemine ne dönem denir? Teşri dönemi. Yani şeriatın vaaz edildiği dönem. Allah ve Resulü Allah'ın ona vahyetmesiyle teşri dönemi. Efendimizin 23 yılı. 40 yaşından 63 yaşına kadar. 13 sene Mekke, 10 sene Medine, teşri yılı. Şeriat ana esaslarıyla, ondeleriyle eksiksiz beyan edilmiş ve gelmiştir. Ondan sonra sahabe dönemi başlıyor. Hicri 11'den 41'e kadar. Sahabe dönemi. 41'e kadar sahabe talebeler yetiştirmişler, tedrisler yapmışlar, meclisler kurmuşlar ve insanlara anlatmışlar. İki tabi'in dönemi 41'den 120'ye kadar dönem ikinci nesil. İkinci nesil. Ondan sonra ise teşekkül var. Mezhepler teşekkülü düştü. Ebu Hanife'nin yaşadığı dönem. Değil mi? 120 ve 370 arası. Bize göre 370 selefin bittiği yerdir. Hanefilere göre. 370 selefin bittiği yer. Ben onu zihnime İmam Cessas'ın ölümü olarak kodlamışım. İmam Ebu Bekir el-Cessas el-Razi el-Bağdadi ahiren. Sonra bu Hicri 370'de öldü. Bize göre selef bitti artık. Selef dediğimiz bu gruptur. Yani teşekkül döneminde biz oraya katılıyoruz. Yani buna ne diyelim? Kudema. Yani sonradan halef geliyor. Selef, halef. Ondan sonra 370'de sonra da artık mezhepler artık şer, haşiye, gelenekleriyle ne yaptılar? Geliştiler ve geliştiler. Elimizde elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Bizi eksik bırakmayacak kitaplar yazdılar. Elhamdülillah. Allah onlardan razı oldu. Her harfi için kendilerine cennetten bir makam ihsan ikram eylesin. Evet, günümüzde insanlar zorda kaldığında fetva ararlarken bu konuda başka mezhebe intisap edilerek hüküm veriliyor. Bu da 4 mezhebin icma ettiği konuda. Çok güzel. Allah razı olsun bu soru sorundan. 4 mezhebin icma ettiği bir husustur. Siz bana geliyor mesela adam eşini boşamış. Bana diyor ki hocam size sormak istiyorum. Bak diyorum kardeşim bana sorduğun bu sorunun cevabı bende ağırdır. Hanefi mezhebi boşanma meselelerinde ağır bir mezheptir. Serttir. Ben mezhebimi biliyorum. Ben fetva vermek çekemiyorum. Senin söylediğin sorunun sonra cevabını da biliyorum. Delilini de biliyorum. Bak yanlış anlama. Bende sıkıntı yok. Fakat mevzuyu daha safileştirmek için Şafi bir imam hoca efendiye git ve sor. Çünkü avamın mezhebi olmaz. Avam kime, dün Nergan anlattık, kime fetva soruyorsa onun mezhebindendir. Bu mevzu hakkında Hanbeli mezhebine git. Bunu bizim selefimiz de yaptı, halefimiz de yaptı. Böyle bir müşkil varsa, mesela bunu hacda yapıyoruz mesela. Hacda bugün kalabalık 5 milyon insan bir mezhebe göre bunu yapmak mümkün değil yani. Ne yapıyorlar? İşte Müzdelife'de Şafi mezhebine uyuyorlar. Şeytan taşlamada, ne mezhebine. Böyle, ancak böyle yapılabilir yani. Demek ki bu da aynı bir konu. Burada fetva aramak değil, ümmetin zora düştüğü yerde, hatta bizim bir sözümüz var arkadaşlar, bu sözümü benim biraz şey yaparlar, tihe alırlar. Size söyleyeyim, siz de alın. Efendim sana söyleyeyim, ben derim ki, avama böyle zorlamayın arkadaşlar. Avamın yaptığı amel, bilmeden bir şey yaptı. 4 mezhepten birine denk geliyorsa, o sahihtir yani. Oo, Hanefi'ye göre olma, Şafi'ye göre. Yok kardeş, o adamın Hanefi ile Şafi ile ne işi var ya? Adam bir şey yapmış mesela diyelim. Örnek vereyim. İmamdan önce kalkmış secdeden.
Ulan namazın fasıt olduğu haram olduğu. Ya Hanefi mezhebi diyor ki bilerek yapmadıysa namazın bozulmaz. Gel olsun Hanefi ya, öyle fetva ver ona. Bu avamda böyle rahatlık var abi. Avam olmak ne kadar rahat biliyor musun? Asıl zor olan hoca olmak ya. Benim bir talebem var, Allah'ın selamet versin. Dedi ki hocam dedi. Nereden okudum dedi ya. Lan cahil olmak daha iyi dedi hocam dedi. Bu ne dedi bu? Okudukça ağırlaşıyor. Okudukça ağırlaşıyor dedi bu. Hafifleyeceğine ağırlaşıyor dedi. Böyle böyle yüksek yüksek tepelere, göz dikip zirvelere, böyle aşağıda çadırda uyumakla tepeye çıkılmaz. Tırmanacaksın, kayacaksın, ayağın burkulacak, dizin kanayacak, nefes alamayacaksın ki zirveye bayrak dikesin. Hem gözün Ebu Hanife'nin talebesi olmak, aşağıda çimenlikte top oynuyorsun dağ eteğinde. Piknik yapıyorsun. Ben Ebu Hanife gibi olacağım diyorsun. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle tabiata muhalif bu yani. Anlaşıldı? Evet. Çok güzel bir soru. Evet, böyle zaruri durumlarda bilen insanlar daha ehl-i sünnet için dört mezhepten daha kolayını o insanlara fetva verebilirler. Bu da caizdir. Bu da dört mezhebin uyguladığı bir şeydir. Ama zaruri bak. Hevasına göre değil. Bu işi mecelmi. Ha o mezhep öyle değil ha. Bak zaruri durumlarda diyoruz bak. Bu zaruri durumları asla unutmayın. Bu yaptığın mezhep tanımlarından üçüncü mezhep tanımına göre yanlış mı kabul edilmeli? Mezhep açısından yanlış olabilir. Bir şeyin mezhep açısından yanlış olması bak. Açı ve itibar. Şimdi ilim çok önemlidir. Bizim kitaplarda der ki ilimde şu önemlidir. Bizim kitaplarda der ki itibaratı bilmeyenin ilmine itibar edilmez. Bir tekerleme gibi bir kelimedir bu. İtibaratı bilmeyenin ilmine itibar edilmez. Ne demek itibar? İtibar, kelime manası itibarıyla kıyas etmek demektir. Kıyasın Kur'an'dan delili, hani fıkıhtaki kıyası Kur'an delili. Fe'tebiru ya ulil ebsar. Ey akıl sahipleri itibar edin. İtibar kıyas etmek demek. Yani kendiniz onlara bakın, kendinize kıyas edin. İtibar, itibarat ise şu demektir. Bir meseleye nereden bakacaksınız? Biz buna ilimde, ibare dilinde haysiyet kaydı diyoruz. Haysiyet kaydı. Bir alim bir şey derken, uzağa göremiyorum kusura bakmayın. Bir şey derken, min haysu şöyle şöyle diyorsa şunu demek istiyor. O benim söylediğimi anlaman için min haysu, şu taraftan bak. Hani bazı resimler var ya, bu taraftan bakınca yaşlı gözüküyor, bu taraftan bakınca genç gözüküyor. Aynı onun gibi. Mesela ben sana diyeyim ki, kadına dokunmanın abdesti bozmadığını anlaman için min haysu el lafzu, lafız bakımından bak. Ya kisaya göre yok, min haysul lafzi, lafza göre bak. Öbür diyor ki hayır, min haysul mana, mana tarafından bak. Yani bu haysiyet, itibaratı kavramayan, bir alimin nereden baktığını keşfedemeyen adamın ilmine itibar edilmez. Ebu Hanife nereden baktı bunu söyledi? İmam Şafii nereden baktı da? Bak, 3 günden beri hangi usulle baktı öğreniyoruz. Şimdi nereden baktı da buna geldi? Yarın inşallah delil bahsinde konuşacağız. Bu cihetten ona verilen fetva diyelim ki Şafii fetvası. İmam Şafii rahimahullah'ın bir içtihadını o arkadaşımızı zorunlu durumdan kurtarmak için verdik. Bu Hanefi mezhebine göre yanlıştır. Ama Hanefi mezhebi cihetinden yanlıştır. Bakış açısından yanlıştır. Yoksa mutlak yanlış değildir. Mutlak yanlış yok ya. Bunlar. Bakın arkadaşlar. 3 günden beri konuştuğumuz içtihat mezhebin tümü beşeri şeylerdir. İlahi şeyler değil. Bunu vurgu yapa yapa kafanıza yerleştirmek istiyorum. Mustafa Çocuğuna sordu ki ne anlatacaksın hocam? 4 günde şunu anlatacağım yani. Bir mezhep dini anlaşılması için çok önemlidir. Ama mezhep din değildir. Dindendir. Çünkü neden dindendir? Çünkü mezhebe içtihat, rey ve kıyas dokundu mu bir şeye, ona beşer eli dokunmuş demektir. Fıkıh beşeri bir ilimdir. Bakın İmam Gazali Rahimahullah ilimleri taksim ettiği kitaplarda ihyasında fıkıh ilmini dini ilimlerden değil, beşer ilimlerden sayıyor. Niçin? Kendi zamanında fıkıh makam almak için, kadı olmak için okunuyordu. Bir ilme nasıl niyet ederseniz o ilim oya dönüşür. Sen fıkı dünya için oku, dünyevi bir ilim olur. Ama fıkı genel itibariyle beşerin kendi çabası, insanın kendi ürünü olduğu için insan ürünü bir ilimdir. İlahi bir ilim değildir yani. Yani vahiy değildir ha. Sünnet değildir. Yani vahiy metlu veya gayri metlu değildir. Ebu Hanife'nin vahiyden kendi çabasıyla bulup ürettiği bir şeydir. Yani onun için dindendir derken bunu kastediyoruz. Yani inkarı
bid'at. Ancak derseniz hatadır. Sen hata ediyorsun kardeşim deriz. Hata da herkes yapar yani. Hata herkes yapar. Hatta peygamberler bile hata yapabilirler. Peygamberlerin yaptığı hatanın ismi nedir? Zelle. Değil mi? Peygamberlerin zelleleri Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor. Peygamberlerin bir dünya zellesini anlatıyor. Zelleler nedirler? Hata derler. En ayak kayması, en doğruyu değil de, en olgunu değil de az olgunu seçmek gibi tercihtir. Hata deriz. Yani içtihat, fıkıh, beşeri bir ilimdir. İlk derste hocamızın tezkiyeden bahsetmişti. Bugün tarikat dersleri gerçek bir tezkiye midir? Tezkiye sadece tarikatlar mı? Tezkiye sünnetin, bakın arkadaşlar, o gün de tezkiyenin usulü derken sünnetten, sünnet hayattan bazı bölümleri kastetmiştim değil mi size? Tezkiyenin ve zühdün aslı sünnettir. Bizim kendisine itibar ettiğimiz büyük büyük alimlerimiz sünnetin tezkiye için yeterli olduğunu söylemiştir. Hepiniz de buna inanın. Örnek veriyorum. Bir kimse, bak ben tarikat ehliyim. Ben Gümüşhanevi tekkesine bağlıyım arkadaşlar. Ahmet Ziyaudin Gümüşhanevi duymuşsunuz. Ben o tekkiye bağlıyım. 1988'den beri. Bildiğiniz o tarikatla ilgili her şeyi ben yaşadım, yaptım, anlattım. Hepsi. Yani en ince ayrıntısına kadar biliyorum. Basit ben. Yani beni yanlış anlamayın diye söylüyorum. Bir tarikat şeyhinden 5000 kere zikir aldınız. Allah. Zikir Allah'ın emridir. Vezkürullah. Yarın anlatacağız. Vezkürullah'a kesiren. Allah'a çokça zikredin bak. Bu delille zikir. 5000, 10000, 50000, 100000 neyse kadar yapabilirsen yapar. Allah bu yolu açtı bize. Kesiren. Sayı verdi mi? Verme. Kesiren. Sana bırak. Kesiren çok ya. Peki bir adam, bak burada bir sıkıntı yok. Yanlış hep temkinli konuşuyorum ki yanlış anlaşılmasın diye. Bir adam 5000 zikir yapıyor ve bunun kendisini Allah'a ki ve Allah'a ulaştırır. Kesinlikle Allah'ın rızasına kavuşturur. Zikir ediyor çünkü Allah. Bunu ihlasla, samimiyetle yaparsa ulaştırır. Peki aynı adam namazdan sonraki 33 tane Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber'in kendisini Allah'a ulaştıracağını zannetmiyor. Bu adam tarikatı sünnetten daha üstün görüyor işte. Az evvel ne söyledim size? Tezkiyeyi sünnet tamamlar. Peki ama hocam biz sünnetleri yapamıyoruz. İşte senin o nefsinin sünnetleri yapmaktaki inadını o tarikatlar kırıyor işte. Bakıyorsunuz ki tarikat ehli daha teheccüd kılıyor, işrak kılıyor, duha kılıyor, pastası perşembe oruç tutuyor. Allah Allah, tarikat ehli ya. Bakın etrafınıza. Tarikat ehli, yani bir tarikat tezgahından geçmeyen, ehli sünnet bir cemaat bir tarikat tezgahından geçmeyen insanda bunları çok nadiren görürsünüz. Ama sufi meşrep birinde işrak, kuşluk, teheccüd, evvabin, pastası perşembe oruç, zikirler, subhanallah ve hamdi, sabah akşam zikirleri bilmem ne. Bir dünya tesbih elinde evrat durmadan. Günde bir cüz Kur'an-ı Kerim, evrat-ı şerifler var, böyle evratlar okunuyor. Bunlar niye var? Çünkü senin yani herhangi bir tarikat tezkiyesinden yani tarikat okulundan geçmemiş arkadaşlar da nefsin bunları yapmakta bir inadı var. Tarikat bir antrenman gibi düşünün. Asıl sizi tezkiye edecek sünneti yaşamaya sizi hazırlar. Tarikatın en büyük özelliği budur. Yani ben size bir misal olarak bir karikatürize edeyim. Yani çizgi film gibi. Tarikat şeyhleri ve tarikat okulları o düzen sizi Resulullah'a teslim eder. Yani Resulullah'ın sünnetini nefsinizden inat, kibir, lüzumsuz görme, hali olmadan rahatlıkla yaşamaya sizi ulaştırır. Onun için derler ki tarikat sizi Allah'a ulaştırır. Yani Allah bir yerde değil, bizden ulaşmıyor. Allah rızasına yani. Tarikatta en büyük makam nedir söyleyin? Allah'ın razı olmak. Bizim de öyle değil mi? Şeriatta da en yüksek makam nedir söyleyin? Allah'ın razı olması. Allah razı olmadıktan sonra 35 bin tane şeyhten zikir alsan ne işe yarar? Söyle. Allah razı olmadıktan sonra bütün Hanefi fıkıh kitaplarını ezbere bilsen ne olacak? Söyle. Allah razı olmadıktan sonra dünyanın en meşhur hocası olsan ne kıymeti yarar? Hiçbir şey yarar mı? Her şey Allah rızası için değil midir? Bizi Allah'ın rızasına ulaştıracak olan yol sünnet yoludur. O sünnetleri işlemek, işte erkekken namazken kafamıza sarık sarmak, sakalımızı bu kadar uzatabilmek, efendime sana söyleyeyim, işte şeriata uygun yaşamak, işte yazım dediğimiz şey, işrak, kuşluk, duha, sünnet, evvabin, teheccüd kılmak. Da nefsimizin yaptığı o inat,
O bizi ama lüzumsuz ne farzlara sen getir demek, demeyi bizden almaya yardım eder. Evet, tarikatların bu yönleri vardır. Tezkiyeye yardım ederler. Tabii tarikatlarda bazı aşırılıklar olur. Her grupta olduğu gibi tarikatlarda da bazı aşırılıklar var. Tarikattaki aşırılıkların başında muhabbetteki ifrat gelir. Şeyhe bağlanmakta, şeyhi sevmekte, az evvelki taassup. Yani taassup derken kendi şeyhini sevmekte bir sıkıntı yok. Salih bir insanı sevebildiğin kadar sevin. Kûnû mâ'sâdıkîn. Sıkıntı yok. Ayette var ama ondan başkalarına karşı bir buğz, tefrika çevriliyorsa, çevirenler var yok demiyorum, bu beni ilgilendiren bir şey değil ama yapılıyorsa, yoksa kişinin bir tarikata girmesi, bir cemaate bağlı olması, sünnete muhalif olmayan işler hariç, sünnete muhalif olan işler hariç estağfurullah, onlara biz karşıyız. Bir tarikatta sünnete muhalif işler varsa o tarikat değildir zaten. Tarikatta ölçü Resulullah'ın sünnetidir. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Mezheplerin gerekliliği hakkında hangi dönemde icma yapılmıştır? İcma yapılmıştır. İcma hakkında biraz daha detaylı icma yarın konuşacağız. İcma yarın konuşacağız. Yani çünkü icma bizim üçüncü delilimiz, eğer fırsat ve zaman kalırsa, uzattık. Evet, icma kalırsa tabiinden sonra teşekkül döneminde ümmet icma etmiştir mezheplere. Yani bir mezhebin varlığı hususunda, mezhep ve müştehidin varlığı hususunda, müştehidin etrafında toplanma hususunda tabiin döneminde gerçekleşmiştir. Arkadaşlar tabiin döneminde çok mezhep var. Hasan-ı Basri, Evzai, Şabi, efendim şu Kadı Şurey, bir dünya adı aklıma gelmeyen, yani sadece Ebu Hanife, Şafi falan yok. Bir dünya müştehit var. Yani onlar mezhebe tabi olmaz. Onlar kendi mezhep zaten yani. Etrafında talebeleri var, kendi içtihadıyla amel ediyorlar. Ama teşekkül dönemine geldiğimizde, yani o 120, 370 o araya geldiğimizde ümmet artık içtihat seviyesinden aşağı düştü. Ümmet ne yaptı? O diye Şabi'nin, Hasan-ı Basri'nin içtihadını terk etti. Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ahmet bin Hanbel'in bu dönemdir yani. Bu dönem, teşekkül dönemi dediğimiz dönemde icma gerçekleşmiştir. İcma dilini yarın inşallah icmanı konuşacağız. Usulü fıkhın İslami dinlerdeki merkez önemiyetini bahsettiğiniz bu alanda bir şeyleri anlama gayretinde girişmiş kişilere nasıl bir metot tavsiye edersiniz? Arkadaşlar her ilim için, özellikle usulü fıkhı ilmi için mutlaka ve mutlaka burayı dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar, kitap okuyarak ilim ehli olamazsınız. Kendi başınıza kitap okuyarak ilim ehli olamazsınız. Bizim ulemamızın mutezile alimleri için söylediği söz şudur. اَعْزَمُ الْبَلِيَّ تَشَيُّهُ السَّح۪يفَةِ Kişinin en büyük bela sayfaları, kitapları kendine hoca edinmektir. İlim bir usta kalfa ilişkisiyle öğrenilir. Cebrail geldi, Peygamber'e öğretti. Kur'an'ı kim öğretti Peygamber'e? Cebrail. Şurada dur ya Resulallah. Şurası ayettir ya Resulallah. Şöyle oku ya Resulallah. Peygamber acil edin. Ayet Kur'an anlatıyor bize ya. Okuma. Dinle Muhammed. İnne aleyna cema'ahu ve beyane. Onu senin biz sana hıfz ettireceğiz. Beyanını biz sana göstereceğiz. Hemen acil ediyor diye ezberle kaçırırım diye. Peygamber sahabeye öğretti. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki Resulullah'tan 70 sureyi tek tek talim ederek öğrendim. 70 sureyi. Oturdu Resulullah'ın hafız talebesi. Hafız olsun dizinde bu gibi. 70 sureyi peygamber. Duyuyor musunuz beni? Sahabe tabiin yetiştirdi. Tabi'in yetiştirdi. Hiçbir hoca olmadan bu işi bilen vartalarını, yanlış anlaşılma yerlerini bilip size doğruyu tefsir edecek, anlatacak, yanında güvenle yanlış yapabileceğiniz, femi muhsini olan, düzgün ağzı olan, mümkünse müttaki, Allah'tan korkan bir hocanız olmadan değil usulü fıkı hiçbir ilim öğrenilmez. Anlaşıldı? Bir ilimi öğrenmek için hoca olmalısınız. Ondan sonra mümkünse o hocanın bir meşrebi olacak. Yani bir menheci olacak, bir usulü olacak. Mesela bana geldiniz diye, örneğin hocam bana usul Hanefi usulü fıkı öğretti. Mesela ben dün Konya'da tek Hanefi usulü fıkı dersi veren Ömer Faruk Hoca Efendi diye burada bir hoca efendiyi ziyaret ettim. Yaşlı benden, yaşlı 10 yaş büyük. Evinde ziyaret ettim kendisini. Bu hamam önü medreseleri var. Orada müderris kendisi. Şimdi gittim. Hocam hangi menhecle okutuyorsunuz diye sordum.
hemen hemen bizim menhecimizle birebir aynı, yakın ama biz kitapların sırası değişik biraz. O da öyle. Yani her yiğidin yoğurt yiyişi vardır. Ses değişik. Hocam dedim ben şu menhecle okutuyorum. İlk gelen talebeye usulü şaşı okutuyorum. İlk dönem müptedi kitap. Peşinden Menar, İmam Nesefi'nin Menar metninin Molla Civen şerhi olan Nurul Envar okutuyoruz. Peşinden bir yeni muasır bir alimimiz, şu anda 35 yaşlarında olan Irak Türkmenlerinden Abdülmecid Türkmani'nin efendime sana söyleyeyim El-Medhel fi dirasil usul fıkıh, Hanefi usulüne göre hadis usulü, onu okutuyoruz. Peşinden bir Kavaid-i Külliye şerhi okutuyoruz. Efendime sana, peşinden Molla Husrev'in, Fatih'in Şeyhülislam'dan Molla Husrev'in Mirat'ını okutuyoruz. Mirat 2 sene, 1,5-2 yıl sürüyor. Bu dediğim süre 2,5-3 yıllık süre. Bu sadece usulü fıkıh size bugün 2-3 yılda anlattığım konunun bir basamak tafsili. Bundan daha uzun tedrisler de var. Usulü fıkıh, benim bir hoca arkadaşım var, Allah ona selamet versin. Konya'da da bir müddet ilim tahsil etti. Nurettin Boyacılar Hoca Efendi'den burada Darül Hadis'te hadis tahrici okudu. Onun çok güzel bir sözü var. 20 yıl bir adam usulü fıkıh okuyup okutmadıktan sonra kendine usulü fıkıhtan anlıyorum demesin Abdullah dedi. Yani 20 yıl. Usulü fıkıh bütün ilimlerin merkezindedir arkadaşlar. Aslında usulü fıkıh okumak demek bütün ilimleri okumak demektir. Bu kadar önemli bir ilimdir. Yani bizim usulü fıkıh işte usulü fıkıh giriş. Benim kütüphanemde öyle bir tane kitap yok arkadaşlar. Niye? Onlar usulü fıkıh değil arkadaşlar. Onlar usulü fıkıh kültürü veren. İşte usulü, ben burada anlatırım size. Öyle bilgiler veriyor. Onlar usulü fıkıh falan değil. Usulü fıkıh bir mezhep usulüdür. Mezhep, yani İmam Ebu Hanife'nin nasıl anlamış bunu alacak size. Sırayla tek tek. Siz, bacılarıma soruyorum. Hırka ördünüz değil mi? Hırka. Bu kış hırkaları var ya, şey böyle, şal. Ördünüz de bir şey ördünüz değil mi muhakkak? Örmeyen var mı? Ben bile ördüm gençken ya. Bana bize tığlan ördürdü ya. Nasıl ilk başta ilmik atıyorsun, sonra bir ilmik daha, sonra bir ilmik daha, sonra bir ilmik daha, ilk sıra oluyor, sonra geçiyorsun üst sıraya. Aynen böyle, hiçbir farkı yok. Tek tek sırayla, mütemekki şekilde, analitik, okuya okuya, yerleştire yerleştire, yerleştire yükseleceksiniz. İlk adım bir hoca bulmaktır. Eğer bunda arzuluysanız. Kafanızı ağrıttım, hakkınızı helal edin. Biraz teknik konular için yarın da yine teknik konularımız var ama yarın biraz daha delillerden konuşacağız inşallah. Hakkınızı helal edin. Subhane rabbike rabbil izzeten ma yesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.